Merhaba arkadaşlar, yeni bir AstroNet videosuna hoş geldiniz. Evet, karşınızda Freedom Cry. Evet, bu AstroNet 4'ün bir DLC'si ama ayrı oyun olarak da ayrı oyun olarak da çıkarmış Ubisoft. Demek ki uzun bir DLC, o yüzden çıkarmış. Neyse, ben bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, yani bu DLC hakkında hiçbir fikrim yok. Ne oldu hakkında, yani tek bildiğim Edwin'in hayatını anlatıyor, onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. İnternette okuduğum kadarıyla güzel bir DLC'miş yani. O yüzden de herhalde ayrı boyunlukta çıkarmış Ubisoft. Çünkü iyiymiş yani, hani uzunluğu falan da güzelmiş galiba. Neyse, bir bakalım. Hiç oynamadım. Aa, bir dakika, alt dizi falan açtım ben hiç. Ya da sesleri ayarlamış mı? Hadi ayarlamışım, güzel. Alt dizi açıklamam. Çok iyi. Bakalım oyuna. Nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir şey? Nasıl bir oyun? Umarım yeterli bir uzunluğu vardır. Çok da kısa değildir umarım. Bu arada oyun Türkçe değil. Yok yani, çevrilmemiş bu. Diğer siteler neyse çevrilmemiş. Aslında 3'te 4'te öyle. Ama United çevrilmiş. United'in DLC'leri çevrilmişti, onda bir sıkıntı yok. Bu arada artık Edward şeye gitmiş, İngiltere'ye gitmiş. Edward hala buralarda, Karayipler'de herhalde, onun hikayesini atıyor yani. Öyleymiş galiba. Bakalım nasıl bir suikastçıymış bizim Edward. Vay, tapınakçı gemilerini yok edeceğiz. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy admiral and unmask the true Templar threat. Kaptanı öldürdüm. When I became an assassin, I swore to leave piracy behind. But the old methods have served the creed. Suikastçı olacağım zaman korsanlığı bırakacak. Bırakacağım demiştim. Geçti, hiçbir şey okuyamadım. Yani şeyi bırakmış artık tamamıyla korsancılığı. Şu an sadece suikastçı için çalışıyor, öyle mi? Jack Dawe benziyor lan bu. Var mı? Varmış, güzel. Gemi güçlü lan, fullemişsin. Güzel. Çok iyi, güzel. Diğerler öyle olur zaten. Zırhı da yer şeyi lan. Güzel. Şunu vuralım da. Gitti. Çok iyi. Şunu vuramadık. Bir dakika. Şunu vuramadık. Bir dakika. Çok güzel. Ne yapalım? Batıralım mı yoksa şey de diyor. Direkt dalabiliyoruz da. Bence bir girelim bakalım. Kimler var, ne var? Şunları bir vuralım buradan. Biraz zor. Vurmama. Birini vurdum. Tabanca yok mu sende? Çok kötü. Sadece şey kullanıyorsun. Hidden Blade. Tam suikastçı olmuşsun. Hiçbir şey yok eline. Ve bunlar tam mı tapınakçı yani? Hiç şey yok. Ne İngiliz ne İspanyol. Niye böyle? Gel, saldır, gel. Sırada kaptan öldürdü lan. Ha.
Lan bir dur, onu öldürecektim. Boşuna harcattım onu o zaman. Gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. Lan adamı vuruyoruz vuruyoruz. Hala geç öldürme olayı var. Güzel, sıra bunda, çabuk. Hadi hadi böyle hadi. Ne? Bu ne ya? Niye buraya geldik? Ha, tapınakçı amiralini öldür. Vay, çok ilginç. Gel tapınakçı, gel. Neydi bunlar, Fransız? Aynen, Fransız bunlar. Fransızca falan konuşuyorlar. Bu neymiş? İyi ki batırmamışız da bir şey aldım şu an. Ne aldım da bilmiyorum ama. Bastien Joseph Port-au-Prince. Bir dakika, batıracak mıydı? Burayı yanlış mı okudum yoksa? Captain! More French vessels at our tail. Şimdi Fransızlar gelmeye başladı, hadi bakalım. Tapınakçıyı öldürdük ama Fransızlarmış. Biliyorum çünkü tapınakçı öyle bir anda bayrak açıp gelmezler. Eğer daha kötüsü olur dedi. Elimizdeki bu belgeler onların eline geçerse. Buradaki artık şey yani, bunun adamları da şey, suikast demek ki. Korsancılığı bırakmışlar komple yani. Bunlar hep suikastçı. Koşun hadi koşun. Koşun diyorum. Bas bas. Vay, dedi kendinizi kurtarın. Kendinizi kurtarın dedi. Ben kaçarım dedi gemiyle. Onlar da hayır, bırakmayacağız seni. Harbiden tam şeylermiş yani. Suikastçiler. Birbirini bırakmıyorlar. Dur dur, onları ele geçirir herhalde değil mi? Hortum onları mahveder. Ben de dalgadan nasıl kaçacağım? Yok, bir şey yapmazlar, dur. Şimdi dalga hepsini mahveder. Kendinizi koruyun. Biraz erken yaptım, olamaz. Neyse, son anda kurtardık galiba ama kurtaramadık. Bunlara bir şey olmuyor mu lan? Hadi hadi. Hadi gemi biraz daha hızlı git. Yine mi erken bastım? Yok, bu sefer iyi. Bu sefer iyi. Ha, yine 3 kişi öldü. Tam bu sefer iyi. Diğerine göre iyi. Başardık galiba. Bir dakika, yazı görebilecek miyim? Jack Dawg mıydı o? Jack Dawg. Acaba Edward gemiyi sana mı bırakıp gitti? Gitti artık. Ha, onun gemi battı, gitti artık. Spyglass mı? Mortar kullandım. Ha yok. Mortarla sürpriz atış yapacakmışım. Bir anda atış yapacağım. Bir yandan da şeyle, neydi onun ismi ya? Bakacak biz işte yani uzaktan.
dürbünle. Neyse. Kıyafetin iyiymiş lan. Şeki gözüküyor. Bu arada Edward, sen kaç yaşındasın artık? Yani Edward'ın yanındaydın bayağı bir sene zaten. İyice yaşlanmış olman lazım ama hala iyi yani vücut falan. Pek yaşlanmış gözükmüyorsun. Büyük ihtimalle 30'ların ortasına gelmişsindir, öyle tahmin ediyorum. Ki zaten Assassin's Creed 4'te pek zaman geçmiyor değil mi? O kadar yani fazla hani Assassin's Creed 2 ve 3'teki gibi. Oo, müzik iyi işte bak. Fragmanı da vardı hatırlıyorum. Köleliğin burası şey galiba ya. Neresiydi burası? Köleliğin olduğu bir yer varmış galiba. En çok olan bir ada. Orada geçiyordu oyun. Haiti miydi ya? Tam hatırlamıyorum ama Fransızlığın galiba kolonisiydi. Bu arada yavaş yavaş Fransızlarla ilgili bir şeyler olmaya başlıyor. Fransızlar falan geldi. Günay tam anlamıyla sonra Fransa'da geçiyor işte. Çabuk. Şuradan gidebilir miyiz? Lan! Ha şey mi yapacağım yoksa şunu mu yapacağım? Bu kadar. Böyle yapacakmışım. Ben de sandım ona çıkacağım, oraya atlayacağım. Herhalde onu da yapabilirdim de biraz hızlı olmam gerekiyor orada. Teşekkürler. Elimde hiçbir şey yok ama size sunabileceğim. Gerek yok diyor. Men of principle know the bigger risk is to turn away. I'm looking for Bastien Joseph. Bastien Joseph arıyorum, onu biliyor musun? Pas qu'on elle. But any fine gentleman may lead you to her. Bilmiyorum ama. Gentlemanler mi ne biliyormuş galiba yerini. Galiba arada kişi bir kadın. Dağlarda mı ailesi? Bir şeyler dedi ama neyse. Bir tane köleyi özgürleştirmişim. Bir dakika, bu ne? Ne yapıyorsun? Çıksana şuraya ya. Şurada bir şey gördüm. Bu neymiş? Merak ettim şimdi. Ha, gizliden alıyorum. Bu arada şu maçete, bu maçete mi? Çok iyi görünüyor bu silah ya, havalı gerçekten. Onu bayağı beğenmişlerdi hatta. İnternette gördüğüm kadarıyla. Harbiden iyi gözüküyor ama. Şununla biraz savaşmak lazım, dur. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi ne yapacağız? İlk başta şuraya bir gidelim diyeceğim. Gigale görevimiz de o. Ha, köleleri arayanlar. Bunlar mı? Köleleri arayanlar. Yani her zenci köleleştiriyorlar ya bunlar. O yüzden bunlardan uzak duracağız. Özgür yaşamalarını istemiyor bunların. Ha, bunları özgür bırak. Gelin hadi, gelin hadi. Vay vay vay, güzelmiş lan, bayağı iyiymiş. Kılıçtan daha güzel yani, öyle söyleyeyim. Özgürsünüz. Hadi gelin. Şu anahtarı çekeyim ya. Ha, anahtarı alıp serbest bırakacağım, tamam. Alalım.
Nerede? Orada, tamam. Aç, serbest bırak. Sus lan, kimseyi kölleştiremezsin. Sizi gidip pislikler. Pislik zorbalar. Çık bakayım şuraya. Ne arıyorum ben buradan anlamadım. Önce şu göreve bakalım. Ha, gentleman bulacağım. Tamam, o zaman önce çıkayım buraya da. Kadının yerini bulacağız. Gentleman. Anladım ne olduğunu şimdi, o kadının ne iş yaptığını tahmin edebiliyorum. Çık bakalım, çık çık çık. Vay, bu müzik çok iyi ya. Bakış noktasına, yani sekmeniz olmaya. İyi, güzel yapmışlar. Peki nerede bu hazine? Buradaymış. Peki harita ne kadar büyüklükte? Vay, yine aynen DLC olmasına rağmen iyi bir büyüklük var ya. Güzelmiş. İyi, harbiden iyi yani. Bunu ayrı oyun olarak o yüzden çıkarmışlar demek ki. Harita falan iyi büyüklükte bir DLC'ye göre. Şimdi nereden bulacağız centilmeni? Yok, burada değil. Bunlar kötüler. Hani hiçbir şey yok. Centilmen falan yok buralarda. Bir dakika. Ha, orada. Ha, peşine takılacağız. O kıza bir hediye götüreceğim falan filan dedi. Gidelim bakalım o zaman. Genel eve kadar takip et. Aynen, tahmin etmiştim. Kadın ne oldu, ne yaptı belliydi. Çabuk. Ne yazık ki size yardım edemeyeceğim. Şu görevi yapmam lazım. Hadi arkadaşım, hadi. Devam et. Niye takip ediyoruz ki yani? Genel evi bilebilir yani. Çoğu kişi bilir yani. Niye bilmesin ki? Takibe gerek yok bence. Sorsaydık yani şurada derdi, giderdik oraya doğru. Bu kadar da gizemli bir yer olacağını sanmıyorum. Gir bakalım. Konuşmaları mı dinleyeceğiz? Nasıl dinleyeceğim konuşmayı?
Dur, ses duyuyorum. Ha, şurada bu konuşma, tamam. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Ne diyordunuz? Eğer Afrikalı arkadaşını korumak istiyorsan, seslerini kıssınlar mı? Aynen. Genelde'deki kadın bu herhalde. Bunun hain olduğunu düşünüyor. İsyancıların seslerini kıssınlar. Fazla ses çıkmasını istiyor. Bu pahalıya patlar falan dedi ama olsun falan, kabul etti yani. İsyan çıkmasa ne olursa olsun. Bilelim bakalım. Bakalım neyin peşinde. Madame Joseph. Expecting a package. Bir paket mi bekliyordunuz? But not you. O senden değil. Where's l'admiral? Amiral nerede? I see. Anlıyorum. And you mean for me to meet the same fate? Ben de aynı kaderi paylaşacağım. Look around. One threat and these men will end you. I bring no threat. Tell me, how do the Templars allow you to carry on like this? Tabanca nasıl böyle bir şeyi taşıyor? I am only the messenger. But before you judge, remember, the Templars coin like any would buy the freedom of men like you. I know this man. You know nothing. You know nothing. You have the brand of a slave. The eloquence of a scholar. Hands of a sailor and an assassin's hood. Vay, suikastları biliyormuş. Few weapons. I think the storm stranded you. Ne ihtiyacın var? A ship, shelter. These things can be had for the price of this parcel. I need nothing I can't win for myself. But prove that what you promise is true. And perhaps something. Bu bir şeyler biliyor bu kadın da. Tapınakçı tarafında mısın? Suikastçı mı, onu anlayamadım. You will do me a favor. Bana bir iyilik yapacaksın. Augustin Dufour is a very secretive man. First find his plantation contact and give him this message from the gouverneur. Augustin will give you all the proof you need. Repeat this tamam. Password. Sili patutu kabla va manje. Sili patutu kabla va manje. Bu mesajı ileteceğiz şeye. A convincing baritone. Çiftliğe gideceğiz. Çiftlikli bir adam mesaj iletecekmişiz. Bu mesajı verecekmişiz. Bunu söyleyecekmişiz artık. Neyse. Bu demince yanına bir vali falan geldi galiba. Valiyle falan konuştular. Neyse, gelin bakalım. Neler dönüyor burada? Ben bu kadını çözemedim. Vali tapınakçı olduğu belli zaten. Tapınakçıda para var falan filan. İşte aynı şey konuşmayı yaptı. O yüzden onlarla birlikte çalışıyor işte. Lan ne oluyor? Niye öldüremedi bu? Güzel, kurtardı. Çiftliği bulma zamanı. Çiftlikteki şey, he. Buluşmamız gereken biri varmış. Herkes kaçıyor ya. Ne, öldü mü? Yok. Bir dakika, ne oluyor?
Burada biraz saçmalık oldu ama. Niye basmadı? Bak, demin önce bu adamı çok iyi bir biçimde saldırabiliyordu bu Adebayl. Aynen, biraz daha güçlü gibi sanki şeye göre. Edward'a göre daha güçlü. Bu güç iri yarı adamları dövüyor. Bu kadar. Sidi. Köleciler. Köle tüccarları. Şimdi yerine koy bakayım sen de. Bir dakika, çiftliklerin bir şey çalabiliyor muyuz yine? Yok, bu sefer bu oyunda galiba parayla alakamız yok. Ha. Bağımsız be... özgür bırakacağız onları. Çiftle çalışanları. Amacımız bu. Şey yok bu oyunda yani, hani para mara. Para umurumuzda değil çünkü. Şey gibi değil, Edward gibi değil. Çabuk 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 çabuk. Görmedin, çabuk. Lütfen ilerle, lütfen ilerle. Çok iyi, şimdi bu alarmı da kapatayım da. Ne? Ölümleri görenler mi? Görürse ne olacak ki? Görenler kaçıyor mu acaba? Gel gel gel. Neyse. Şuraya bir çıkayım da ben. Hadi çık. Bu arada kıyafetim falan çok güzel görünüyor ya. Niye böyle? Sanki çok iyi biçimde hazırlanmış, böyle ayarlanmış oyunda. Çık şuraya. Çık şuraya Edibel, hadi. Sırf müzik için yani bakışın kısmına giderim. Harbiden iyi yapmışlar bunu. Çok güzel. Buradan bulabilecek miyim? Konta nerede bu konta? Nerede bizim adamımız? Ha, burada değilmiş ya. Şu yeşil taraftalar. Çok uzakta kalmışım. Alarmı sakın 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 sakın. Sakın sakın sakın. 40 kişi yaşıyor. Ha, kendim gösterecek miyim onlara? Öldüklerimi. Ha, öyle bir şey yapamıyorum galiba. Bakın öldürdüm, hadi gidin özgür olun. Bu mu olacak acaba? Yani öyle tahmin ediyorum. İlk kişi oldu. Ha, kill the overseas. Şimdi anladım. Ben onu seeing gibi bir şey anladım. Anladım. Görecekler falan filan. 20 kişi öldürecek şu buradaki. Ve yeşil tarafın dışında bunlar zaten. 20 kişiyi öldüreceğim ve bunları özgür bırakacağım. Bu kadar. Şuradaki alarmı da devre dışı bırakayım da. Olmadı, inanamıyorum. Çabuk olamaz. Olamaz. Ya ya, şunu öldürmekle uğraşma. Sus lan. Çin ettin her şeyin ya. Gel şunları öldür. Şunu al bir. Gel hadi gel. Hadi gel. 17 oldu.
Bir de bir tane burada var. Bu yine devam ediyor ya. Nerede diğer ikisi? Haritaya bakarsam görebilecek miyim? Yok, öyle bir şey yok ki. Nerede lan bu diğer ikisi? Hiçbir şey bırakmadım. Aha, oldum. İkisi de oradaymış, çok güzel. Olamaz. Öldürüyorlar. Ama ben bunu bilmiyordum. Ölsene artık, yeter ya. Lan inanamıyorum, 37 kişi öldü ya. Sus lan. Don't thank me until the sun goes down. 37 kişi sadece kurtarabildim. 3 öldü ya. Ödül. Ha, ödül veriyor, tamam. Ha, burada şey yok. Kendim bir şeyler yapamıyorum yani, kıyafet falan. Bunları böyle böyle arttıracağım. Ne var? Yani onları kurtardıkça artacak. Güçlenecek. Şey gibi aynı. Bir dakika, var mı? Burada bir şey yok. Bunları güçlendiriyorum. Zırh falan yok mu ya? Zırh bir şey yok. Bu kadar mı yani? Neyse. Crafting falan bir şey yok yani. Kendime bir şey hazırlayamayacağım. Neyse, bir tane kızı öldürdüm zaten. Kimse kalmadı. Nerede olabilir o arkadaş? O ne? Yaratık mı o? Aa, buldum bizim o. Aha, burada. Bunu tanıyormuş. Ha, mesaj bu. Tamam. Kodu söyledi. Bu sayede o da anladı ki bizden biriymiş. Ona yardım ettik. İsyancılara yardım ediyoruz. Bir dakika, şimdi bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Acaba bir yandan isyancıya yardım ediyor ama suikastçilerle, suikast diyorum, tapınakçılarla da iyi tutmaya çalışıyor arayı falan. Aslında mantıklı yani, suikast diyorum ya. Tapınakçılarla arayı iyi tutmak lazım. Tehlikeliler yani. Onlarla savaşacak tek kişi suikastçiler. Burada kim? Burası neresi yani şimdi, bu geldiğimiz yer? Bunların saklanma yeri miymiş yani? Güvenli yeri. Ha, saldırı var buraya. İyi, köleleri öldürüyorlar. Yani bunlar artık gözlük kalmışlar da. İsyancıları öldürüyorlar ha. Çok kötü bu. Biri kurtarmam lazım onları. Koş Edebel, koş. Şunu bir öldür önce. Gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Güzel. İşte böyle. Vay. Çok güzel vuruyorsun ha.
Gel. Hadi gel. Hadi gelin. Ha, iş, yine iş yaramadı bu. İlla böyle yapacağım. Bunu böyle öldürebiliyorum. Güzel. Başka? Başka nerede pislikler var? Kafanızı parçalayacağım böyle. Paramparça edeceğim sizi. Gel. Gel 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 gel. Gel gel hadi gel. Hadi bir daha saldır hadi. Bu kadar. Çok güzel vuruyor lan bu. Paramparça ediyor lan. Paramparça ediyor. Güzel. Son bir kişi kaldı. Ne? Birini suya at. Onu başardım. Ha, en uzun yerden hava suikastı gerçekleştir. Ha. Ha, bunu yapabilir miyim? Bu arkadaşı uygulayabilirim herhalde. Bir dakika dur. 10 metreyi nasıl ölçeceğim? Çık bakayım şuraya. Herhalde yeterli uzunluktur. Oradan gelirsem. Bu olur herhalde değil mi? O tarafa gidersem yaparım herhalde. Gel bakayım. Yapabilecek miyiz? Gel. Hadi gel bakayım. Aynen oldu. Çok güzel be. %100 bitireceğiz burayı. Kaçmasına izin verme. Aa bunlar kaçıyor. Koş. Kesin o silahı alacağız ha. Çünkü fragmanda vardı. Bu silahı bir de şu elindeki bıçağı kullanıyordu. Kılıcı. Maçete neydi bu? Unuttum. Lan böyle yapma. Suya niye yaptın ki? Şuradan gidecektin ya. İnanamıyorum. Koş. Koş. Geç kaldık ama ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım ne olacak bakalım. Başarabilecek miyiz? Güzel. Güzel. İyi gidiyor. Başardın mı? Vay kendi adamı vurdu. Silah al bakalım nasıl şey. Merak ediyorum ya bu silah nasıl bir şeymiş. Sen neyin nesi? Kurtardım sizi. Augustine Dufour. Bu muymuş o arkadaş? Blandi sans fait. Bon Dieu fait sans dit. The French governor is two-faced. Vali 200'dü. Bastien'e bize yardım ediyor. Sen de bize yardım etsin dedi ama ne yazık ki ben kardeşliğe hizmet ediyorum dedi. Yani suikastçı bu. Size katılamaz. Recruits, liberated slaves. Bunlara köleleri özgürleştir buraya yollamam gerekiyormuş. Yardım edecek işte. Edebildiği kadar yardım edecekmiş. Ama sonra suikastçının yanına geri dönmek zorunda. Vallahi silahı aldık. Let's begin soon. There's much to do. Vali bunlara mesaj yollamış. Biraz daha sesinizi kısın yani. Hani fazla şey yapmayın. İsyancı olmayın. Bizle dost olun falan demeye getirdi. Tam o anda bu da saldırmış vali üstüne. Vali yani burada 200'lü oldu belli oluyor.
47 tane köleyi özgür bıraktık. 4 tanesi katılmış. Nasıl olacak peki? Bu iş. Daha fazla isyancıyı nasıl şey yapacağız? Köleleri nasıl isyancı edeceğiz hepsini? Neyse bir bakalım bu arkadaş ne yapıyor. Güzel. Şimdi vali 200'lük yaptı buradan. Hem bunları anlaşacaktı ama onun yerine bunları bir de öldürdü üstüne. O kadın da bunlara yardım ediyormuş. Gizliden gizli aslında valiyle işbirliği yapıyormuş gibi gösteriyor kendi. Ama bunlara yardım ediyormuş ama şimdi işte daha da kötüye gitti. Bunların bayağı büyük kısmını öldürmüşler. Bu yüzden de bunlara köle bulmamız gerekiyor. Köleleri özgür bırakacağız. Buraya olacağız. Onlar da savaşçı olacak. Ondan sonra da isyan başlayacak. Olay bu. Hadi bakalım. Ha bak. Köleleri özgür bırakırsak bazıları savaşa katılıyormuş. Yani bazıları savaşa katılacak, bazıları katılmayacak herhalde. Yani cesaretli olanlar büyük ihtimal katılır. Cesaret olmayan pek bir şey olmayacak. Bakalım bu silah ne işe yarıyormuş. Nasıl bir şeymiş çok merak ediyorum. Dur. Anladım yeter artık. Ha, 3 kişi birden birkaç yani bayağı kişi böyle vuruyor. Pompalı gibi bir şey bu yani. Güzelmiş lan. Harbiden iyi. Görev açıldı. Yok. Kitli mi? Ha görev kitli. 20 kişi almamız lazım en az yanımıza. Nasıl olacak peki şimdi? Burası terk edilmiş. Burada herisi şey yaptı. Özgür bıraktık. Nasıl yapacağım? Kaç kişi? Ne kadar özgür bırakacağım? Neler yapacağım? Görev açmak için. Şimdi ha şuraya doğru giderim o zaman. Aynen. Çünkü 47 kişi aldık yanımıza. Yok. 39 kişi aldık buradan çünkü. 30 yok 37 hatta. 37 aynen. O kadar kişi aldığımıza rağmen 4 kişi katıldı. Ya da o görev icabıydı. Ben biraz acele ettim. Buraya hemen yanımıza kattım. Şimdi görevden sonra katarsam belki daha fazla kişi gelirdi. Neyse bakacağız şimdi. Bakalım isyana ne kadar kişi katılacak. İsyana kaç kişi katılacak? Yani 40 kişi kurtarsam kaç kişi gelecek yani savaşa? 20 gelse tamam. Görev açılacak. Nereden gideceğim? Bu ne biçim yol ya? Bunlar bana saldırır mı böyle gitsem? Bir şey yapmıyorlar. İyi güzel. Ama şu gözcüler saldırıyor. Başardım. Savaşa katıldı güzel. Başardım. Savaşa da katıldı. Bu arada silah iyiymiş. Ne diyor? Çabuk. Vallahi yetişemezdim. Öldürmek zorunda kaldım. Silahla. Bu ne yapıyor? Dövüyor mu onları? Ama bunlar da katıldı savaşa. Herkes katılıyor. Ha demek ki acaba bu görev başlamadan önce sadece köyleri özgür bırakıyoruz. Burada savaşa mı katılacaklar? Yok. Ha, ikisi savaşa katılıyor. Üçü özgür kalıp kaçacak gidecekler. Yani istemiyorlar savaşa katılmak. Tamam anladım. Sus lan. Lan. Özgürsünüz hadi gidin. İkiniz savaşa katılın, üçünüz de gidin. Cesaretli olanlar savaşa gelecek. Cesaretli olmayanlar gelmeyecek bu kadar.
Zorlama yok bizde yani. Biz de bunlar gibi kötü değiliz. Gel. Niye olmadı? Bir daha gel. Güle güle. Kafayı paramparça et, ne yapıyor ya? Şuraya doğru gidelim. Buradakileri kurtarırsak bence bayağı kişi katılır bize. Böyle böyle diyelim de. Çiftlikten, çiftlik önemli, çiftlik önemli. Çiftlikler önemli. Oradan bayağı kişi geliyor yani. 40 kişi falan katılıyor. Yani 40 kişine 20 savaşa katılsın artık değil mi yani? Yok, 40 kişine 3 kişi katacak sadece. Böyle bir şey olsa artık saçmalık olur zaten. Boşuna gitmiş olurum. Umarım oradan bayağı kişi alabiliriz. Neyse, devam et bakayım. Devam et, devam et. Güzelmiş DS, harbiden iyiymiş yani. Silah falan filan. Savaşa katıldı direkt. Diğer hoşuma gitti ya. Harbiden iyi olmuş. Şey. Güzel bir DLC yapmış Ubisoft. Ve oyunda yapacağınız şeyler de baya... Ha, 10 kişi katılıyormuş sadece. 30'u da kaçıp gidecekmiş. Ben de dedim. Ben demiştim o. Dedim 3-4 kişi katılır. Neyse, yine 10 dayı, 10 dayı. 10 dayı, o dayı. Neyse, 10 kişi katılırsa zaten direkt kişiyi açıyoruz. Görev açıyoruz. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun lan ha? Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Gel. Olamaz. Hadi be. Bir de şeyi öldürüyorlar. Cesaretli olanları. Ha, gitti. Ya oradan öldürsene kardeşim, bak. 8 kişi öldü, ne olacak şimdi? Yeterli şey de olmayacak ya. Bir kişi daha kurtarmam gerekecek gelirken. Ya inanamıyorum, şu olaya bak ya. Şu olaya bak ya. Başka kişinin ölmesine izin vermem artık. Çok iyi. Böyle iyi devam etmem lazım. Gel. Tabii siz de şey. Benimle savaşmaya korkuyorsunuz. Geride masumlara saldırıyorsunuz. Sizin gibi pislik insan görmedim ben. İkisini birden vurabilir miyim şimdi, ama olmadı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Yeterli kişi öldürdüm. Ha, şimdi kaçacaklar, tamam. ...19. Bir kişi kaldı sadece. O da yoldan geçen birini buluruz ya. Sıkıntı yok. Neyse. Gel. Bir de şuraya çıkalım da. Bu arada şey bayağı... ...uzun lan yol. Bayağı büyükmüş yani şey. Şehir. Ben bu sefer ışınlanacağım direkt. Şuraya çıkayım, şunu halledeyim. Nasıl ışınlanacağım direkt. Orayı terk edip gittiler. Çok güzel. Nereye girdim ben böyle? Oha oha oha. Ne oluyor lan böyle? Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu orada? Hah, işte şöyle çık şuraya. Buraya atla. Şuraya çık.
İşte böyle. Şimdi ışınlanma zamanı Edwale dedi. Işınlanalım gidelim. Ha bak şuralar iyi. Orada köleler var. Onları da özgür bırakalım. Buldum tam. Şuradan şu anahtarı alayım senden de öyle. Sus lan. Aa, bunlar geldi. Gel, hadi gel. Başka? Anahtar bunda var. O ne ya? O anahtar ne? Ha, o da başka bir şey herhalde. Başka bir yer açıyordur. Bu arada hiç cephane kalmadı artık. Bundan çıkmaz herhalde değil mi? Gidip şeyden bulacağız. Kürelerden. God smiles down on you, monsieur. It's not over yet. Güle güle. Çok güzel. Ama bu göreve geçmeden önce arkadaşlar burada bırakacağım artık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.